Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Evet bu akşam biraz videoyu geç yayınladık günlük işlerimden dolayı. Şimdi borsada neler oldu arkadaşlar? Bugün haftalık bir kapanış vardı cuma günü. Borsa düşüşle açıldı. Sonra bir konsolide olduk öğleye doğru. Yatayda biraz gittik. Hafif bir yükseliyor gibi olup tekrar düştük. Tekrar düştükten sonra acaba bu düşüşün devamı gelecek mi dedik. Tekrar ondan sonra yataya sardık. Neydi videomuzun başlığı? Acaba borsada çift dip olur mu? İşte çift dip formasyonları vardır arkadaşlar. Ancak bu formasyonlar %100 çalışacak diye bir kural yok. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Şunu kafanıza yazmanızda fayda var. Hiçbir teknik analiz, hiçbir teknik formasyon %100 çalışacak diye bir garanti yoktur. Finansal piyasalar tıpkı bir sabun köpüğü gibidir. Yani veya sabun gibidir. Tam tuttum derken elinizden fırtlar der kayır, kayar ve gider arkadaşlar. O yüzden eğer bir teknik formasyon veya bir teknik analiz %100 doğru olsa finansal piyasalarda ve borsada herkes mesut ve mutlu yaşardı. Borsamızdaki kritik yer neydi arkadaşlar? 4479. 4479'da tutunabilir miyiz? Tutunamaz mıyız derken 4496'lara kadar geldik. Ancak Tutunamadık. 4378'lere geldik ve 4400'lerde kapattık. Peki 3 Mayıs günü nerelere kadar iğne attık? 4311'lere kadar iğne attık. Yani 4311'ler işte 4400'ler 4378'ler buralarda çift tip çalışır mı? E tabii ki çift tip formasyonuna baktığınızda çift tipten sonra yükseliş geliyor. Ancak bugün sizlere atmış olduğum tweetlerde ne diyorum arkadaşlar? Sürekli insanı yalancı çıkaran bir mekanizma var arkadaşlar. Yani siz diyorsunuz burada bir destek. Şimdi normalde teknik analizde ne der arkadaşlar? Teknik analiz şunu söyler. Bir fiyat düşer. Fiyat düştükten sonra bir yerde konsolidasyon yani destekle karşılaştığı anda birinci gün o destekle kapatıyorsa buna itibar etmeyin. İkinci günde o destek civarında kapanıyorsa itibar etmeyin. Üçüncü günde o destek civarında kapanıyorsa artık orası bir destektir. Ve buralardan normalde o destekten alım yapılabilir de, denir. Ancak ben bir tweet attım. Atmış olduğum tweet neydi arkadaşlar? Öngörülebilir bir dip. 2008 de öyleydi. 2013 de öyleydi. 2016 da öyleydi. 2008'de bir dip yaptık. 7-8 ay o dipte durduk. O dipten sonra yukarıya doğru V şeklinde yükseldik. Ancak ilk o diplerin oluştuğu 3 gün içerisinde mal alan adam 7-8 ay yatayda süründü. 2008 krizi böyleydi. Ondan sonra yükseldi. 8. ay mal alan adam çok para kazandı. 2013 de oldu. Düştü. Belli bir destek buldu. Orada 6-7 ay yine yatayda gitti. Ondan sonra tekrar yükseldi. 2016 o hain darbe girişiminde yine dip oldu. Dip olduktan sonra bir yatayda gittik. Bir ay gittik. 3 gün falan değil. Üç gün sonra orada bir destek yaptı. Ondan sonra tekrar yükseldi. Şimdiki pozisyonlar öyle değil. Şimdiki pozisyonlarda temel analizin, teknik analizin çalıştığını veya formasyonların çalıştığını söylemek çok zor. Fiyat geliyor orada 3 bar yakıyor. 3 bar yaktıktan sonra diyorsunuz ki arkadaş burada bir destek bulmuş. Ya siz bu lafı der demez ertesi günü o bulmuş olduğu destekten düşüş bile değil. Şelale modunda düşüyor. Şelale modunda düşüyor. Tekrar aşağıya geliyor. Bakıyorsunuz işte birinci gün değil, ikinci gün, üçüncü gün işte burada üçüncü gün kapanış yaptı diyorsunuz. Artık burası destekliyorsunuz. Tak ertesi günü o destekten yine şelale bir şekilde mal boşaltıyor. Yani sizin de sanki böyle alay eder gibi, dal geçer gibi bir borsa İstanbul var. Şimdi böyle olunca o yüzden öngörülebilir bir dip. Dipten alırsın ama şunu öngöremezdik eski krizlerde. Bir dip oluşmuştur o dipten ne zaman yükseleceğini ekonomik veriler belirler. Veya o bilemezsiniz bir anda da yükselir. İşte 7 ay beklersiniz 4 ay beklersiniz ama burada öyle değil. Burada dip neresi bilemiyorsunuz ki destek çalışıyor hop ondan sonra aşağıya doğru iniyorsunuz. Çok garip bir işler oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki biz 2008 krizinde %50 düşmüştük. Şimdi %25 düştük. Arkadaşlar 2008 krizinde politika faizimiz bizim 4.25'ti. Enflasyon %7'lerdeydi. Şimdi ise enflasyon %50'lerde. Hatta birçok insan inanmıyor tabii. %100'ler olduğunu falan söylüyor ama %50'ler olduğunu düşünün. O zamanki enflasyon, şimdiki enflasyonun kaç katı biliyor musunuz? Yaklaşık 7,5 katı. Yani 2008'deki enflasyon şimdi 7,5 buçuk. Yani bu 2008'in 7,5 ayı buranın bir ayı demek. Bir ay bile değil belki logaritmik olarak gidiyor. Belki daha daha yüksek. Yani şimdinin bu enflasyon Nun bu yaratmış olduğu taşıma maliyeti 2008'den çok daha fazla. Yani satın alma gücünüz her gün eriyen bir para sisteminde TL'ye bazı zarar yaparsanız, zarar ederseniz %25 tepeden düşmek böyle enflasyonist bir ortamda ve enflasyona olan bir parada düşmek çok daha fazla zarar demektir. Nominal olarak, reelden bahsetmiyorum. A alım gücü olarak. Ben şunu tercih ederim. Türkiye'de enflasyon %5 olsaydı %25 değil abi %50 düşseydik. Ama enflasyon %5 olsaydı. O yüzden o onun projeksiyonunu yapmak aynı şey değil. Şimdi enflasyon yüksek. O yüzden şu an bir 100 gün 2007'nin 100 günüyle aynı değil. Biz nereden 21 Aralık'tan beri düşüyoruz. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Neredeyse 6 ay. 6 aydır düşüyoruz ve yüksek bir enflasyon içerisinde onun üstüne TL bazlı koyamamışız. Ve 21 Aralık'tan itibaren %25 düşmüşüz ama 6 ayda vademiz gitmiş. Şimdi evet şimdi Bofa demiş ki bugün hisse alımı için erken hisse almayın demiş Bank of America. Bunu ben sizlere havale ediyorum. Yani Bank of America doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, bofa uyduruyor mu veya bozuk saat gibi günde iki defa doğruyu mu gösterir bilemiyorum. Bu falan bu haberi var. E bu işleri başımıza açan kimdi? Malum iki tane kurum var. Bunlardan bir tanesi Bank of America diğerini söylemeyeyim yani. O yüzden değerli arkadaşlar. Artık burası dip midir, yukarı mıdır? İnanın insanlara bir şey diyecek, şey yapamıyorsunuz. Şimdi bir de şu var arkadaşlar. Sosyal medyayı da okuyorum. Şimdi biraz da şeyden çıkışmak istiyorum. List, no, almış olduğum notlardan Şimdi Sosyal medyada sürekli işte Youtube fenomenleri, borsa fenomenleri Twitter fenomenleri millete mal aldırdı düşürdü i̇şte Millete mal aldırdı e, Zarar ettirdi Ya arkadaş 5700'lerde Sizdiniz ya 6500'ü 9000'leri 10.000'leri yetmiyor 12.000'leri okudum ya 12.000'leri okudum ya 5700'lerde ben sizlere dedim ki 5300'den sonra sakin olun. Kademeli mal satabilirsiniz %5 %10. Linç edildim 5600 lira gittik diye. E olabilir 5400'e gittim 5400'de biraz daha sat. Gittim 5500'de bir %10 daha sat. 5600'de bir %10 daha sat. 5700'de bir %5 daha sat. Ancak 4300'leri tahmin ettim mi? Hayır 4850'ler gelebilir dedim. 4479'lar o kadar abartı olmaz diye düşünüyordum. Yani o kadar abartmazlar. Çünkü enflasyon da var bu kadar da büyük bir riskli olacağını sanmıyorum. 4850'ler civar, belki 5000, 5000'de direniyoruz dedim. Belki onun altında bir 150 puan daha sarkabilir. 4850'ler alım için çok ideal yerler olduğunu tahmin etmiştim. 4000 adam 4300'leri bilmiş. E, fenomenlere ver, ver ne diyor? Sonra diyor ki dönüşü görmemiz lazım. Dönüşü görmemiz lazım. Nerede göreceğin dönüşü? Söylesene bana. Nerede? Yaz ya de ki buradan dönüyor. Buradan sonra alın güvenlidir de. Kimsenin öyle bir şey yazdığı yok. Herkes klavye delikanlısı olmuş. Ciddi söylüyorum klavye delikanlı ve bunları ciddi takipçili adamlar yapıyor. Dönüşü görmemiz lazım. Nereden görüyorsun dönüşü? Adam tuzak kuruyor. Boğa tuzak kuruyor. Ayı tuzak kuruyor. Ne görüyorsun? Kimsenin gördüğü mördüğü yok ki. Bir tanesi iki tane kurum almış eline malı. Adamlarda da maşallah nasıl bir mal varsa ya üzerine kom, kamyonla toprak dökülüyor. Ne yapabilirsin ya sen? Efendim dönüşü görmek lazım. Sen 4800'lerde niye aldın? 4700'lerde niye aldın? 5700'lerde söyleyecektim bunu delikanlı olacaktım da. De. 5700'lerde 12 bin hedef gösteriyordun ya. 9 binleri gösteriyordun. İsim vermek istemiyorum burada. Fenomenler mal aldırmış. 4850'de evet ben de aldım. Yani biraz insan yürekli olur ya. Bu kadar da şey olmaz ki. Kıtır piyoz düşüncelerle insan yazı yazmaz yani. Yani diyeceksiniz ki Selçuk Bey kendinizi fenomen mi görüyorsunuz? bilmiyorum. Ben bu kanalı amatörce açtım. Fenomen de olmuş olabilirim. Ya aynı adam diyor ki kur korumalı. Ya bir sürekli bir kriz tellallığı sürekli bir kriz şeyi. Şimdi kur korumalı mevduat 110 milyar dolar olmuş. Ya aynı adamlar. Ya arkadaş 100 bu iş finansal piyasalar böyle çalışmaz. 110 milyar dolar oldu da herkes gidip anında 110 milyar doları Merkez Bankası'nın istiyor diye bir şey olmaz. Bankalara şu an herkes gitse ver benim paramı dese kimseye parasını veremez banka. Sen sanıyor musun ki banka senden aldığı parayı kasanın altına koyup da böyle durup da aybaşı geldiğinde buyurun sizin faizinizi deyip oradan mı? Orada ne yapıyor ki adam? Kasanın altında mı tutuyor parayı? Hayır. Senden aldığı parayı kredi olarak bir başkasına veriyor. Senden aldığı para orada yok. Finansal piyasalar borç esasına göre döner. Herkes gidip parasını bir yerden isterse buna bofa da dayanamaz. Buna bir belki dayanacak olan vanguardtır yani. O da dünyanın en büyük fonudur yani. Onun dışındakiler, City'di, Doce'ydi, Bank of'tu, e, Wells Fargo'ydu. Hepsi iflas eder ya. Ya samimiyet ya. Samimiyet efendim 110 milyar dolar ne olacak? Hepsi herkes gidecek aynı anda Merkez Bankası'na ver bana dolarımı diyecek. Böyle şey olur mu? Amerika'nın borcu bilmem kaç trilyon dolara çıkmış. Amerika agret alıyor. Niye? Çünkü Amerika'nın dolar basma etkisi Amerika'da. Doları bir tek Fed basar. Gerekirse adam diyor ki ağrı alıyor. Çalışmadan da bu adam basar doları öder diyor. Çalışmadan bak Amerikan halkı mesaiye gitmeden Fed basar borcunu dolar olarak verir, Suriye Arabistan'a da verir, Çin'e de verir, Rusya'ya Çünkü Amerikan doları basma etkisi onu da bilsem ben alamayız. Çünkü biz Amerikan doları basamayız. Biz TL'ye basarız. Arkadaşlar Amerika'da veriler garip garip geliyor. Dün böyle şeydi. E, enflasyon e, düşecek resesyon verileri geliyordu. Bugün tarım dışı istihdam yüksek geldi. 253 bin geldi. Tahmin 185 bindi. Tarım dışı istihdam nedir arkadaşlar? Bununla nasıl bir ilişki kuruyoruz? Tarım dışında çalışan beyaz yakalılar. Yani beyaz yakalılar Amerika'da denmiş ki ekonomi yavaşlıyor. Yavaşladığından dolayı 185 bin kişi işe girebilir. Çünkü yavaşlıyor. 185 binin altında gelseydi tarım dışı istihdam derdik ki Amerika müthiş frene basmış. Ya arkadaş gelen ver 253 bin. Yani eskiden yurt dışı verilerini iyi tahmin ederdik. ya, ya Yurt dışı tahminler böyle milimetrik olurdu A A Avrupa'da, Amerika'da. Arkadaşlar demişler ki Amerikalılar 185 bin kişi bekliyoruz, 253 bin gelmiş. E, ekonomi sıcak burada o zaman. Ekonomi hala çok sıcak. E faizler zirvede, faizler en tepede. E peki bu lafı ben mi diyorum e, faizler en tepede diye? Avrupa Merkez Bankası diyor. Faizler en tepede. Faizler en tepedeyse ne olur arkadaşlar? Yani bıçağı sokmuşlar, kanırtmışlar, kemiğin orada artık çeviriyorlar. Yani borsalar için global anlamda ve global bazda en olumsuz noktadayız. En olumsuz zirvedeyiz. Bundan daha olumsuz ne olabilir bilemiyorum. Yani faizlerde zirvedeyiz. Bunu Avrupa Merkez Bankası da söylüyor. Amerika'da da işsizlik verisi geldi. İşsizlik verisi ekonomi hala sıcak diyor. Şimdi bu da tuhaf bir veri. Bu da garip bir veri. Yani verilere göre düşününüz ama beklenti arkadaşlar 3.6 idi işsizlik. 3.4 geldi. Düşük. Yani biz bundan sonra Powell'ın faiz arttıramaması için işsizliğin 3.7, 3.8, 3.9 tarım dışı istihdamın da 180 bin, 170 bin, 150 bin gelmesi lazım. Oysa tarım dışı istihdam 250 bin geldi. İşsizlik 3.4 geldi. Değerli arkadaşlar, Bazen böyle sesimiz yükselebiliyor, Heyecanlanıyoruz. Ee, ama samimi olmadığımız zaman ben bunlara sinirleniyorum. Şimdi bir grafiğe bakalım ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Acaba çift dip olur mu, olmaz mı? Şimdi arkadaşlar çift dip şurası işte. Gördünüz mü? Bakın şura. Burada kapatmışız. Şurası 3 Mayıs. Videonun başında söylemiş oldum. Burada bir dip yaptık. Bu dipten yukarı doğru gittik. Şimdi bakın şurada sanki bir destek yapmış gibi gösteriyor. Görüyor musunuz? Bakın şurada anladım, destek yapıyor. Barı yakıyor. Barı yakıyor. Burada bir bar daha yakıyor. Burada işte millet diyor aa burası artık çalıştı diyor. Destek buldu derken hop buradan horlop şorlop aşağı indiriyor. Burada da işte iki tane bar yakıyor sonra yukarıya doğru gidiyor. Şu Fibonacci'nin üstüne atıyor. Ya diyoruz ki artık burada bir direnç destek olmuş. Direnci geçmiş destek olmuş. Hiç öyle değil. Ve burada geliyor. Bakın şurada yine bir duruyor. Duruyor sonra tekrar veriyor ve buradaki tekrar duruyor. Yani çok güvensiz bir hareket. Ancak şu nedir arkadaşlar? Burada ikili bir dip var. Burada bir dip var. Burada bir dip. Ha bu dip çalışır mı ikili formasyon? Bilmiyorum. Şimdi şöyle baktığımızda hareketli ortalama yukarıda kalmış. 4479 müthiş 4479'a değmiş orada. Trende baktığımızda trend de orada gayet yukarıda olarak düşüyor. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. 4573'ler. Yani borsamızda yeniden bir yükseliş içerisine girebilmemiz için 4573'ün geçilmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlarım yine 14-15. dakikalara geldik. Ancak dediğim gibi ben borsadan satıp çıkmam. Çünkü borsa benim karakterim. Ben bu zararları da gördüm. Benim bir hedefim var. Benim bir noktam var. O noktaya gelmediği sürece de sadece malımın %25'ine, %30'una kadar en fazla satabilirim. Ondan sonra aşağıya doğru geldikçe de malımın %25'ini, %30'unu yerine koyarım. Böyle böyle ufak ufak da trade edebilirim. Yani nedir işte benim için hedef? 4 dolardır, 5 dolardır. Ha bu 4 çünkü niye? Ben 0.40 dolarda almışım malımı. Benim için hedef 4-5 dolardır bu noktalara ha, ileri nihayet tutacak mıyım? Hayır tutmayacağım. Dediğim gibi ani bir yükseliş olursa ani bir tepeye yüzde, yüzde on yüzde on koydu. E orada bir yüzde beş malımı satar. E bir daha gitti bir yüzde beş daha satarım. Oradan geri döndü. Tekrar malımı yerine koymasını ve açıklarımı kapatmasını da bilirim. Benim stratejim budur. Ancak şu şartlarda iki buçuk üç dolar görürsem şu şartlarda diyorum satmasını da bilirim arkadaşlar. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister kendinize iyi bakın iyi akşamlar